1 Mayıs'ta ülkemizde emekçiler sıkı yönetim şartlarında alanlara çıktılar. Onca engellemelere rağmen alanları doldurdular. Emekçiler seslerini duyurmak için getirdikleri pankartlardaki OHAL, KHK ve diktatör kelimeleri birilerince sakıncalı bulundu, makasla kesildi. Siz o kelimeleri makasla kesseniz de güneşi balçıkla sıvayamazsınız. 1 Mayıs'ta ülkem bir polis devleti diktatörlük görünümündeydi. Şimdi bu söylemi AKP iktidarı beğenmeyebilir. Ancak 1 Mayıs'ta vapur seferlerini ve metrobüsleri iptal edip AKP'ye mitingleri için otobüsleri bedava yapıp mesai saatleri içinde kamu çalışanlarını mitinge götürüyorsan kusura bakma, benim nerem diktatör demeyeceksin, tam bir diktatör örneğidir. Değerli milletvekilleri, emekçiler, çalışanlar dün alanlarda bu ülkede yaşananlara karşı AKP'ye karşı taleplerini dile getirdiler. Bundan sonra da elbette ki dile getireceklerdir. Değerli milletvekilleri, OHAL koşullarında referanduma gitmeyi içine sindiren AKP'nin her türlü baskı araçlarını kullanarak referandumda hayır diyenleri sindirmeye, susturmaya çalışması, YSK'nın kanunu ayaklar altına alarak sağladığı desteğe rağmen istediği oranı alamaması iktidarı germeye başlamıştır. Normal kongre takvimine kadar AKP genel başkanlığını düşünmediğini ifade eden Cumhurbaşkanı'nın alelacele AKP üye olarak AKP'nin Cumhurbaşkanı ve 1 Mayıs'ta AKP genel başkanlığına gelecek olması AKP'de işlerin iyiye gitmediğinin açık göstergesidir. Değerli milletvekilleri, size buradan bir şey hatırlatmak isterim. 23 Mayıs 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Binali Yıldırım'a Bin Ali demişti. Daha bir yıl geçmeden de 21 Mayıs 2017'de Sayın Cumhurbaşkanı Binali Yıldırım'a İn Ali diyecek. İşte geldiğiniz sinyal, ahval budur. Anayasa teklifi görüşmelerinde bu durumu kürsüden defalarca dile getirmiştik. Bu anayasa değişikliği Türkiye'de tek adam rejimine ve parti devletine götürecek diye uyarılarda bulunmuştuk. Tarih bizi haklı çıkartıyor, keşke çıkartmasaydı. Ama bu millet buna izin vermeyecektir. Tarih de bunu elbette ki kalın harflerle yazacaktır. Genel kurulu saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Akkaya.